أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Günahlarımızın affına vesile eylesin. Derecelerimizin yükselmesine vesile eylesin. Ben iki haftada bir yapılan bu toplantımızın, bir araya gelişimizin tepeden tırnağa kadar iyi niyete mebni, hem Allah için olan sevgimizi artıralım, hem de pas tutan gönüllerimizdeki pasları dinlediğimiz Kur'an ayetleriyle, dinlediğimiz sohbetlerle, muhtaç olduğumuz duaları dediğimiz aminlerle telafi edelim düşüncesiyle geçmişlerimize yapılan dualara aminler ile değerlendirelim maksadıyla geliyoruz. Dolayısıyla merkezinde, altyapısında Kur'an'a hizmet olan, Kur'an'ı dinlemek olan bir yürüyüşün her adımı ayrıca Rabbimiz nezdinde değerlendirilir. Kıymetli dostlar, çok fazla vaktinizi almadan, mevsim itibariyle, kış mevsimi olması münasebetiyle, akşamları, geceler uzun olması ve bu uzun geceleri kendi lehimize değerlendirme adına Allah'ın izniyle bir takım projeler yapmamız lazım diye konuşmuştuk daha önce. Bu mevsimde yeni başlayan hicri yıl diyelim, ikinci ay bitmiş oluyor bugün. Yarın itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettikleri Rabi'ül Evvel ayına girmiş bulunacağız. Bu vesileyle bu kış mevsiminde her kardeşimiz, her dostumuz, her Kur'an hizmetine aşık olan gönüllü kardeşimiz Kur'an'a biraz zaman ayırmalı. Kur'an-ı Kerim'le biraz daha fazla meşgul olmalı. Kur'an-ı Kerim'i biraz daha fazla okumalı. Tabii bunu ifade ederken, Kur'an okumasını bilmeyenlerin birinci vazifesi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek olmalıdır. Bilenlerin okuyuşu daha düzgün şekle gelmesi için talim ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde bir imkan bulmalı, bu işin derdine düşmeli. Bir ayakkabı arıyoruz. Gittiğimiz mağazada yoksa oradan çıkıyoruz, biz başka mağazada, olmazsa bir başka mağazada, olmazsa bir başka mağazada bulduğumuz, aradığımız ayakkabıyı buluncaya kadar dolaşıyoruz. Dolayısıyla bizim Kur'an'a olan ihtiyacımızı bir şekilde gidermemiz lazım. Evimizde oluyorsa evimizde, mahalle camimizde oluyorsa mahalle camimizde, iş yerimizde oluyorsa iş yerinde, alâ külli hal bu ihtiyacı görmemiz lazım. Bizim dedelerimizin sahip olduğu imkanlardan çok daha fazla imkanlara sahibiz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme açısından, hatta manasına vukufiyet açısından. Ben bugünkü dersimizde Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu konudaki teşviklerinin bir kısmını paylaşacağım. Gönlüm arzu eder ki Kur'an her birimizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in bizden razı olmasının sebeplerinden birisi ona zaman ayırmamızdır. Eşimize niçin zaman ayırırız? Eşimizi severiz. Çocuklarımıza niçin zaman ayırırız? Severiz. İşimize niye zaman ayırırız? İşimizi severek yapıyoruz onun için. İşimizi sevdiğimiz için işimize zaman ayırıyoruz. Eşimizi sevdiğimiz için eşimize zaman ayırıyoruz. Çocuklarımızı sevdiğimiz için neyi seviyorsak onlara zaman ayırıyoruz. O zaman Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırmak ve ayırmamak meselesi Kur'an sevgisiyle alakalıdır. Yani ne demek hocam, ben Kur'an-ı Kerim okumuyorsam Kur'an-ı Kerim'i sevmiyor muyum? O zaman sana şöyle söyleyeyim. Aynı senin şartlarda birisi her gün bir saat Kur'an okuyorsan, hiç okumuyorsan ikinizin sevgisi arasında eşitlik var diyebilir misin? Sen hiç okumuyorsun. Adam ayda bir hatim yapıyor. Her gün bir saat Kur'an'a ayırıyor. Hatta senden daha çok meşgul olan, iş bakımından daha meşgul olan insan bunu yapabiliyor. Bu aşk meselesi, sevgi meselesidir. Kendi kendimizi kandırmış olmayalım. Bu yolculuk sonuçta
efendim son durakta inin diyecekler ve inmiş olacağız. İndiğimiz zaman torbamıza, amel defterimize neler kaydettirdik, neler doldurduysak onları bulmuş olacağız. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde inne afzaleküm men teallemel Kur'ane ve allemehu, sizin en üstünleriniz, en faziletlileriniz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için mücadele veriyor ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Öğrenme mücadelesi veren, daha sonra öğretmeye gayret eden kişiler Allah Celle Celaluhu'nun değerlendirmesinde ümmetimin en değerli insanlarıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada neyi görüyoruz bu hadis-i şerifte? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bir mücadele vermek vardır. O mücadele Allah nezdinde bizim derecemizi, faziletimizi öylesine yüceltiyor ki başka şeyle bu mümkün değildir. Bir de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen insan başkalarına öğretmek için bir mücadele verirse, ikisini birleştirdiği zaman efendim ne oluyor? En faziletli insan grubuna dönmüş oluyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı şeyleri, Kur'an'da da bu benzeri vardır. Hani soru sorar, cevabını verin der gibi cevabını da kendisi verir veya cevabını herkesin ittifakla üzerinde durabileceği bir cevap olunca bize bırakmış olur onu. Şimdi şöyle bir soru soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu dönemdeki sahabe-i kirama. O zamanlarda kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında o bölgede en değerli vasıta neydi? Deveydi. Yani çöl arazisine müsait, orada yolculuk yapmaya en elverişli deveydi. Dolayısıyla bir insanın bugün Mercedes'in olması neyse o gün devesinin olması bu kadar değerliydi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ لَا بَطْعَانْ اَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْخُذَ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ ف۪ي غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطِعَةِ رَحْمٍ. Sizden kim Butan denen bir yer Mekke'ye yakın veya Akık denen bir yer yine o bölgeye yakın, sizden kim her gün gidecek oraya iki tane çok kaliteli, çok yakışıklı, çok becerikli, çok değerli iki tane deve alıp gelecek ve iki tane deveyi her gün gidip alacak, iki tane deve her gün iki deve sahibi olacak. Bu iki tane deveyi almak, iki tane Mercedes almak gibi yani kabul edilirdi ve hiçbir günaha da girmeden, bir akrabalık bağını da kesmeden, yani genelde şimdi bir insan iki Mercedes parası kazanabilmek için bir mücadele verir. Eşini ihmal eder, çocuklarını ihmal eder, akrabasını ihmal eder. Bir sürü günaha girer. Bir insan hani o develerin sahibi olabilmesi için bir sürü harcama yapması lazım. O harcamalar için yapacağı çalışmalar neticesinde bir sürü günaha girmiş olacak. Akraba bağlarını da kesmiş olacak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir günaha bulaşmadan, akraba bağlarını kesmeden bu iki yere gidip bir iki yerden birine gidip iki tane deve kim alıp gelmeyi arzu eder? Kendisinin olacak bu iki deve. Kulna dedik ki kulluna ya Resulallah yuhibbu zalik. Bizden bunu sevmeyen yok ki, yani beleşten her gün iki tane en kaliteli deveye sahip olmuş olacağız. Günaha da girmiş olmayacağız. Akraba bağlarına kesmiş olmayacağız. Kale Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu anladık. Anladık değil mi? Şimdi diyor ben size bir şey söyleyeceğim. فَلَاَنْ يَغْدُوَ اَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ اِلَى الْمَسْجِدِ. Sizden biriniz her gün camiye gitse, mescide gitse. فَيَتَعَلَّمَ اَيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ. Allah'ın kitabından iki tane ayet öğrense. İki ayet. Gitti mescide iki ayet öğrendi. خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. İki tane kaliteli deve elde eden insandan daha karlı bir şey elde etmiştir. Birisi gitmiş iki tane Mercedes almış gelmiş. Aa, adamın bir tane değil iki tane Mercedes'i var. Bir tane değil iki tane devesi var. O insan ne kadar imrenilecek bir insan ise elbette camilerden bir camiye gidip, mescitlerden bir mescide gidip iki tane ayeti öğrenen insan, iki tane kaliteli deveye sahip olan insandan daha üstündür. وَمِنْ ثَلَاثٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ. Eğer üç ayet ezberlerse, 3 tane, 4 ayet ezberlerse, öğrenirse 4 tane deveye sahip olmuş gibi. Şimdi burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği
Bu örnek kıymetli dostlar. Her insanın arzu ettiği, gözünü diktiği, ah benim de olsa dediği, peşinde koştuğu iki tane deveden bahsetti veya üç tane, dört tane deveden bahsetti. Deveden bahsediyor. Yani günümüzde işte Mercedes ve benzerinden bahsetmiş oluyoruz. Şimdi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bunu arzu etmeyen olur mu? Herkes ister. Çocuklara bile sorsan çocuklar bile bunu isterler. Peki bunu isterseniz niçin? Gerçekten büyük bir kârdır, değerdir diye. İki tane ayet öğrenmek, üç tane ayet öğrenmek, dört tane ayet öğrenmek, hiçbir günaha girmeden, akraba bağlarını da kesmeden ne yapmış oluyorsunuz? Büyük bir zenginlik sahibi olmuş olursunuz diyor. Kıymetli dostlar, bir başka hadisi şeriflerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Abdullah İbni Osman İbni Hakem, Mervan İbni Hakem'den Kâb-ül Ahbar var. Kâb-ül Ahbar Yahudi alimlerindendi. Tevrat'ı çok iyi biliyordu, Müslüman olmuştu. Bu Kâb-ül Ahbar diyor ki, اِنَّ فِي التَّوْرَاتِ اِنَّ الْفَتَى اِذَا تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَهُوَ حَدِيثُ السِّنِّ ve harisa aleyhi ve amile bihi ve tabe'ahu. Tevrat'ta yazan şu: ümmet-i Muhammed'e indirilecek olan Kur'an'ı bir genç öğrenirse, genç yaşta bunu öğrenirse ve Kur'an-ı Kerim'e de haris olup düşkün olursa, bir de Kur'an-ı Kerim'le amel eder, onu tatbik ederse, hallatahullahu bilahmihi ve demihi, Allah Celle Celaluhu onun etini ve kanını Kur'an ile nurlandırır. Yani Kur'an onun etine ve kanına sirayet eder. وَكَتَبَهُ عِنْدَهُ مِنَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ. Genç yaşta kendini Kur'an-ı Kerim'e vermiş, onunla da amel eden, ona düşkün olup heveslenerek, hevesli bir şekilde bunu yapan genci de Allah Celle Celaluhu nezd-i ilahiyesinde en kıymetli meleklerle beraber yazar. السَّفَرَةُ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَاِذَا تَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنِ وَقَدْ دَخَلَ فِي السِّنِّي. Peki çocuk değil de buluğa ermiş bir insan, yaşını başını almış bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse, فَحَرِسَ عَلَيْهِ, Kur'an'a da düşkün olursa, وَهُوَ فِي ذَٰلِكَ يُتَابِعُهُ وَيَتَفَلَّتُ مِنْهُ كُتِبَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor ama ne yapıyor? Bir mücadele veriyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri ona iki kat mükafat veriyor. Niçin? Bir, Kur'an'a düşkündür, onunla meşgul oluyor. İki, zorlandığı halde devam ediyor, bırakmıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onun her şeyini değerlendiriyor. Bir sabır, bir mücadelesi var onun. Tabii genç gibi bunu kolay ezberleyemiyor, öğrenemiyor. Biraz daha fazla mücadele vermesi gerekiyor. Dilin kırılması zor oluyor. Derken efendim, bu verdiği mücadele hep Allah için, Allah'ın kitabı için olunca Cenab-ı Hak her şeyi, zerre kadar olan her şeyi değerlendiren Allah buradaki bu manzarayı da değerlendiriyor. Şimdi yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Yaş sınırı koymadan, اِنَّ الَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ بِهِ مَاهِرٌ. Bir insan Kur'an-ı Kerim okuyor ve Kur'an-ı Kerim'de mahirdir. Ne demek mahirdir? Yani düzgün okuyabiliyor, talim ve tecvid kurallarına da uyuyor, bunları uygulayabiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hakkını vere vere okuyabiliyor. Kaliteli hale getirdi Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim okuyan kişi eğer mahir de olursa, o dereceyi yakalarsa, مَعَسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ, çok kıymetli meleklerle beraberdir. Onun derecesi çok yüksektir. وَالَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ اَجْرًا. Bir insan Kur'an-ı Kerim okuyor ama mahir değil. Mücadele veriyor, zorlanıyor, terliyor. Efendim, herkes gibi sayfayı kısa zamanda indiremiyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri hem okuyuşuna mükafat veriyor, hem de bu mücadelesine mükafat veriyor. Onun mükafatını iki kat olarak değerlendirmiş oluyor kıymetli dostlar. Bir başka hadisi şerifi gerçekten böyle alıcı bir kulakla dinlediğimiz zaman etkileneceğimizi göreceksiniz.
Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inne hâzel Kur'âne me'dübetullâhi teâlâ. Ey ümmetim, bu Kur'an-ı Kerim var ya, nedir bu? Bunu şu gözle göreceksiniz. Bu Allah-u Teala'nın ziyafetidir. Hani bir ziyafet hazırlanır. O ziyafete insanlar davet edilir. Düğün ziyafetidir. Bir başka ziyafettir. Ziyafete davet ediyoruz veya ediliyoruz. O ziyafete davet edilenler gidiyorlar. Ziyafetten istifade ediyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın bir ziyafetidir. Öyleyse فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ. Eğer bu ziyafete insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek suretiyle iştirak ederse o ziyafetten istifade ediyor. Allah'ın ziyafetinden istifade etmek, Kur'an'ından istifade etmekle olur. Diyelim ki biz bir düğün yapıyoruz, dostları davet ediyoruz. Davet ettiğimiz halde mazeretsiz gelmeyen kardeşimizi üzülüyoruz biraz. Yani beni onura edecekti gelince, gelmeyince onun yeri açık kaldı diyoruz. Gelen insan da bizim ziyafetten ne yapıyor? İstifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz böyle kabul ediyor. Efendimiz bize böyle tarif ediyor. Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i elimize aldık, okumaya başladık. Aslında nereye oturduk? Allah'ın sofrasına oturduk, ziyafetine oturduk. Biz böyle kabul ediliyoruz. Gökteki melekler bizi öyle değerlendiriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi öyle değerlendiriyor. فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَسْتَدَعْتُمْ. Yani gücünüzün yettiği kadar Allah'ın bu ziyafet sofrasından istifade edin. Bunun yan etkisi yok. Kolesterol falan yok. Obezite mobezite yapmaz yani. اِنَّ هَذَا حَبْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُّ. Kur'an-ı Kerim bir başka yönüyle baktığınız zaman Allah'ın ipidir. Yani kuyuya düşmüş, felaket çukuruna yuvarlanmış bir insan, çıkış için başka hiçbir yolu yoktur. Yukarıdan ona bir ip salıyorlar, ona yapışacak ve çekilecek yukarıya, o felaketten kurtulacak. Felaket çukurunda kalmış olan insanları kurtarmak için Allah Celle Celaluhu tabiri caizse kurtuluş ipini onlara göndermiş Kur'an-ı Kerim'i indirmek suretiyle. Ve huven nurul mubin, Kur'an-ı Kerim güneş gibi bir nurdur, güneşten daha parlak bir nurdur. İnsanlara yollarını aydınlatır. وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ. İnsanların gönüllerinde ne kadar manevi hastalıklar varsa ayetler o kirli mikropları vücuttan, kalpten temizler. عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılanı o masum hale getirir, kurtarır felaketlerden. وَنَجَاتٌ لِمَنْ تَبِعَهُ. Kur'an'ın peşine takılan doğru cennete doğru koşmuş olur. لَا يُعَوَّجُ فَيُقَوَّمْ. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman yamulmaz ki düzeltilsin. O daima dost doğrudur. وَلَا يَز۪يغُ فَيَسْتَعْتِبْ وَلَا تَنْقَضِ عَجَائِبُهُ. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri ve güzellikleri hiçbir zaman bitmez. Bu okyanusun dibini bulan hiç olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'e daldıran insan dibi ucu bucağı gözükmeyen bir deryaya, bir hazineye daldırdı demektir. وَلَا يَخْلِقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ. Ne kadar tekrarlarsan tekrarla Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman eskimez. Şimdi Abdussamed meşhur karilerdendi. Günümüzde de ülkemizde de güzel kariler vardır. Yani bir aşı şerifi 100 defa da dinlesek her dinlediğimizde taptaze gibi gelir bize. Ya zaten bunu 10 defa dinledim kardeşim, başka aş kimse demiyor. Yeter ki düzgün okunan bir Kur'an-ı Kerim olsun. Aradan asırlar bile geçse her zaman ne yapıyor? O ayetleri duymak bizim için bir tazelik oluyor. Hiçbir zaman eskimez. وَلَا يَخْلِقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ. فَتْلُوهُ. Okuyun, okuyun ey ümmetim. Kur'an'ı okuyun. Allah'ın bu ziyafetinden istifade edin. فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. Nasıl okumazsınız? Siz Rabbinizin bu kelamından kelamıyla meşgul olup okuduğunuzda Allah Celle Celaluhu her ayetini, her suresini değil, her satırını değil, her kelimesini değil, her harfini hesap ederek size mükafat dağıtacaktır. Hani Osmanlı'da ne vardı? Diş kirası vardı. Ziyafete gelenlere ziyafetten dağılırken diş kirası diye birer tane de altın verirlerdi. Bu da diş kirası derlerdi. Onun için ziyafete gitmeyen olmazdı. Şimdi düğün davetiyelerine 500 kişi çağırırsın, 300 kişi gelir.
Çünkü yiyecek 50 liralık yemek, 30 liralık yemek verecek 250 liralık hediye. Gitmezse, bir bahane uydurabilirse 250 liradan kurtulmuş oluyor. Ama tersine olsaydı, her gelene efendim birer altın verilecek olsaydı, 1000 kişi davet etseniz 1500 kişi gelirdi. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey. Okuduğumuz zaman Rabbimizin ziyafetine iştirak etmiş oluyoruz. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri kelimelerini değil, ayetlerini değil, harflerini sayarak her harfine karşılık 10 mükafat bize veriyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, mükafat 10'dur. Lam bir harftir, mükafat 10'dur. Mim bir harftir, mükafatı 10'dur diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi kıymetli dostlar, burada da önemli bir nükte var. Mesela deseydi ki قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَّ قُلْ bir kelimedir demiyorum. قَفْ bir harftir, lam bir harftir dese, bu da aynı mana ifade ederdi. Öyle demedi de elif lam mimi söyledi. Niye elif lam mimi söyledi? Çünkü elif lam mim de elifin manasını, lamın manasını, mimin manasını kimse bilmez. Ama قُلْ هُوَ اللّٰهُ de kul bunun manasını herkes bilir veya çok insan bilir. Bundan şu anlam çıkıyor. Yani siz Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman manasını anlasanız da anlamasanız da, hiç anlamadığınız zaman bile Allah bir harfine 10 sevabı veriyor. Elif dedin, 10 sevabı aldın. Lam dedin, 10 tane daha aldın. Mim dedin, 10 tane daha aldın. Kur'an-ı Kerim okurken manasını bilmeden okuyan insan öyleyse bu 10 sevabı alacak mı, almayacak mı? Elhak alacaktır. Bilerek, tefekkür ederek okuyan insanın elbette mükafatı daha farklı olacaktır. Bir sonraki hadisi şeriflerinde kıymetli dostlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimizden mervi olan inne kulle mu'libin yuhibbu en yu'ta edebuhu ve inne edeballahi el Kur'an. Her ziyafet veren, verdiği ziyafete davet ettiği kişilerin iştirakini ister. Yani biz bir davet yapıyoruz, bir ziyafet hazırlıyoruz. O ziyafete 10 kişiye telefon ediyoruz. Bekliyorum seni, bekliyorum seni, bekliyorum seni diyoruz. Gerçekten telefon edip davet ettiğimiz veya davetiye vererek kendisini ziyafete davet ettiğimiz kişileri o gün geldiği zaman, o vakit geldiği zaman aramızda görmek ister miyiz, istemeyiz mi? İsteriz. Çünkü ben bu ziyafeti ona göre yaptım. Tamam. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her ziyafet veren verdiği ziyafetin insanlar tarafından, davet ettiği insanlar tarafından iştirak edilmesini istediği gibi Allah-u Teala'nın da Kur'an bir ziyafetidir. Bu ziyafete وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ Allah Darüsselam'a herkesi davet ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızdır. Bu ziyafet bizim ziyafetimizdir. Dolayısıyla Rabbimiz bu ziyafette bizi bekliyor. Şimdi Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz bir kavme, yani bir grup insana Kur'an-ı Kerim okutuyordu. Kur'an dersi veriyordu. وَعِنْدَهُ قَوْمٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim öğreniyorlardı. Kur'an dersi veriyordu bir grup insana. فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَا اُولَٰئِ Gelen zat, İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimizin Kur'an dersi verdiğini gelip gören kişi, İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz'e soruyor. Diyor ki, bunlar ne yapıyorlar? Bu insanlar burada ne yapıyorlar bu mesele? Fakale İbn-i Mes'udin, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz dedi ki يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثَ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını taksim ediyorlar. Onun bıraktığı zenginliği taksim ediyorlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıdır. Ne kadar ondan nasibin varsa, o mirastan o kadar aldın demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırmak lazım. Öğrenmek için zaman ayırmak lazım. Öğrendikten sonra okumak için zaman ayırmak lazım. Hali üzerine bıraktığımız zaman bir sene geçer bir hatim indirmeyiz. İki sene geçer, on sene geçer bir hatim indirmeyiz. Yani gözden geçirmemiz lazım kendimizi. Ben şöyle diyorum dostlar. Bunu tabii çok samimi niyetle söylediğim için bundan kimse alınmaz. Televizyon dizilerine ayırdığımız zaman, telefondaki internete ayırdığımız zaman, WhatsApp'a ayırdığımız zamanı bir düşünelim. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'e ayırdığımız zamanı bir düşünelim. İkisine baktığımız zaman biz çok doğru yolda olmadığımız,
kendi karımıza çok fazla çalışmadığımız anlaşılır. Sonuçta efendim hiçbirimiz 10 sene öncesi değiliz. 10 sene öncesindeki adamlar değiliz. Ne oldu? İhtiyarladık. Bir 10 sene sonrası var mıdır yok mudur onu Allah bilir, kimse bilemez. Biz bilemeyiz onu. Sonuçta bir yere doğru gidiyoruz. Hesaba doğru gidiyoruz. Bu yani vaktimizi ayırdığımız, harcadığımız şeylerin hesabı var mı sizce? Elbette olacaktır. Yani insan şimdi mala yani de çok zaman ayırır da Kur'an'a hiç zaman ayırmazsa tutulacak tarafı olmaz. Bundan dolayıdır ki yani beşerdir onu yapar bunu yapar ama yapmamız gereken şeylerden uzak kalırsak soruyu ben tekrar sorayım size. Bir Müslüman bir senede bir hatim indirmez mi? 5 senede bir hatim indirmez mi? Ya 10 senede bir hatim indirmez mi? Öyle olur ki bir insan 10 senede bir hatim indirmemiştir. 5 senede bir hatim indirmemiştir. Peki o zaman Kur'an'la bağlantımız ne? Gazete kadar değeri yok mu? Televizyon dizileri kadar, internette meşgul olduğumuz, bağlantı kurduğumuz yerler kadar bizim üzerimize hakkı yok mu veya değeri yok mu sorusuna hayır ne demek onunla kıyaslanır mı cevabını hepimiz veririz. Buradaki manzarayı gözden iyi geçirmemiz lazım. Kıymetli dostlar, la yes'elu abdun an nefsihi illa al-Kur'an. Fe in kana yuhibbul Kur'an fe innehu yuhibbullaha ve rasulahu. Diyor ki hiçbir insan ben Allah'ı ve Resulünü seviyor muyum sorusunu başkasına sormasın. Kendisine de sormasın. Şeye baksın. Kur'an-ı Kerim'e seviyor musun? Eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyorsan Rabbini de seviyorsun, peygamberini de seviyorsun demektir. Kur'an-ı Kerim'i seven Allah'ı sevdiği için Kur'an-ı Kerim'i sever. Şimdi dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olsa kalkarız elini ayağını öpmek isteriz. Huzurundan ayrılmak istemeyiz. Onu artık göremiyoruz. O artık giderse kabri şerifinde uzaktan parmaklıkların arkasından salat ve selam veriyoruz ona. Ona da çok fazla izin vermiyorlar. Bize hadi hacı ruh diyorlar falan. Peki yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görüp elini öpmek, ayağına kapanmak, yani ona saygı duymak ve onun feyzinden, bereketinden istifade etmek gibi bir şansımız yok. Yani şahsıyla temas şansımız yok demek istiyorum. Peki Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri mekandan münezzehtir, onu görmek, ona ulaşmak mümkün değildir. Peki ama Allah Celle ve Aleyh Hazretlerini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temsil eden aramızda Kur'an var. Ne yapıyoruz şimdi kıymetli dostlar? Kandillerde inşallah bu aleyhissalatü vesselam Efendimizin mevlidinde de bizim camide yine geçen sene gibi zengin program olacak. Mukaddes emanetler getirilecek. Bir sakalı şerifini görmek için insanlar sıraya giriyorlar. Aşk ile, şevk ile salavat-ı şerifeler getiriyorlar. O salavat-ı şerifeler getirince ben çocukluğumda ilk şeye gittiğimde, hırka-ı şerife gittiğimde hiç daha önce öyle bir manzara yaşamamıştım. Efendimizin nesi bir el avucu kadar bir cübbesinden bir parça, hırka-ı şerif. İnsanlar onu görmek için mücadele veriyorlar. Sıraya girdi adam, bir salavat-ı şerife getiriyor ki adamda bıyık da yok, sakal da yok. Dışarıda görsen selam verir misin, vermez misin? Yani acaba selam versem alır mı, almaz mı dediğimiz adam o sırada beklerken öyle aşk ile, şevk ile salavat-ı şerife getiriyor. Peki bu adam ne için sırada bekliyor? Onun kendisini görmek için değil, onun tenine değen hırkasından bir bez parçasını görebilmek için o aşkı gösteriyor. Ya kendisi Efendimizin piyasaya çıkmış olsaydı, mesela mümkün olsaydı, deseler ki Medine'de Efendimiz dirilmiştir, çoluk çocuk hep yollara düşeriz, yaya bile olsa gitmeye razıyız. Doğru mu arkadaşlar? Diyor ki efendim İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz, Allah'ı ve Peygamber'i sevip sevmediğini hiç sağa sola sorma. Sen kendi kendine bak. Kur'an onların her ikisinin temsilcisidir. Kur'an-ı Kerim'i kim getirdi bize? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin ağzından biz duyduk? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından geldi. Öyle silsile yoluyla bize kadar intikal etti. Peki kimin kelamı? Allah'ın kelamı ondan geldi bize. O zaman Kur'an-ı Kerim hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hem de Cenab-ı Hakk'ı temsil ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kelamı olması bakımından Cenab-ı Hakk'ı temsil ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu bize öğretmiş olması bakımından da Efendimiz'i temsil ediyor. Kur'an'ı ondan başka getiren yok. O bir elçi olarak bunu getirmiştir. Öyleyse onun hırkasını göreyim diye mücadele verenler, değil mi? Onun bir sakalı şerifini göreyim diye mücadele verenler, onun Kur'an'ını aramızda iltifatsız bıraktığı takdirde
bu anlaşılabilecek şekilde değildir kıymetli dostlar. An Ebi Ubeyde an Abdullah ennehu kana yaqra'ul Kur'an fe yamur bil ayati fe yaqulu lir racul khudha fe vallahi lehi khayrun mimma alel ard min şeyin. Yani Hazreti Abdullah ibn Mesud Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okurken yanındakiler dinliyorlar. Feyemurru bil ayeti feyekulü lirraculu hudha. Diyor ki yanındakine bu ayeti kerimeyi al ezberle. Ezberle diyor bunu. Fevallahi lehiye hayrun mimma alel ardı min şeyin. Vallahi senin ezberleyeceğin bu ayet var ya, yeryüzünde ne kadar değerli gördüğün şeyler varsa hepsinden daha değerlidir. Sen bu ayeti not et, bunu ezberle diye yanındakilere böyle söylerdi. Kıymetli dostlar, bu konuda bir hadis-i şerif daha okuyacağım inşallah. Dersimi tamamlamaya çalışacağım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den rivayetle aleyküm bil Kur'an, sarılın Kur'an'a, ihmal etmeyin bunu, atmayın köşeye kenara, bunu bir köşeye kenara terk etmeyin, iltifatsız bırakmayın bunu. Evimizde televizyon ve internet, bilgisayarlar, bunların her birisi ilgi görür ama Kur'an kenarda böyle kimsesiz, ilgisiz beklerse o zaman işte o garip hale gelmiş olur. Şimdi rahmetli babam dedi ki bir gün, oğlum dedi, yaşlı insanların halinden siz anlamazsınız dedi. Yaşlı insan dedi bir topluma, meclise girdiği zaman dedi gençler kendi arasında grup olurlar, vıdı vıdı konuşurlar dedi. Ama yaşlı insanlar dedi, onlar yaşlıdır diye kimse taraflarına bakmaz. Sağa bakarlar, iltifat eden yok. Sola bakarlar, iltifat eden yok. Onlar o meclisi eriyip dururlar. Onun için topluma pek fazla çıkmak istemezler. Eve gittikleri zaman eğer bir de hanımı da yoksa sağa bakar duvar, sola bakar duvar, önüne bakar duvar, arkasına bakar duvar, mezar ondan daha iyi gelir der. Onun için derdi ki evli genç olanlara hanım bir defa lazımsa, yaşlı olanlara hanım iki defa lazımdır. Yani bu şehvetten dolayı değil, hayat arkadaşı deyip konuştuğun zaman sana değer verecek, senin konuştuğuna değer verecek, kendisine değer vereceğin bir arkadaşa ihtiyacı var. Şimdi rahmetli İhsan Efendi hocamızın babası Saffet Efendi, birkaç defa bunu anlattım. Hanımı vefat edince, hocamızın annesi vefat edince sağda solda diyormuş ya, diyor ha bu İhsan Hoca'ya beni evlendirsin. Sevriyen abla beni evlendirsin. Kendi şivesiyle. Sonra rahmetli hocamız bunu sağdan soldan duyunca bir abimizle haber gönderdi. Dedi ki babam bunu şaka söylüyor da millet bunu pek anlamıyor. Anlamaz, zannederler ki İhsan Efendi efendim babasıyla ilgilenmiyor. Arkadaş abimiz gitmiş demiş ki hocam demiş, Saffet hocam demiş, sen böyle böyle söylüyorsun ama sen bunu şaka söylüyorsun. Fakat millet bunu duyduğu zaman zanneder ki İhsan Efendi seninle ilgilenmiyor, suizanda bulunurlar. Dedi ya dedi Kemal Efendi dedi, ben dedi işte 80 yaşına geldim, ben dedi cübbenin şu yeni gibi oldum, ben de şehvet diye bir şey yok. Ama şu var dedi, akşam olduğu zaman dedi torunum Mehmet diye alıyor karısını kireyi bir odaya. Sonra arkadan İhsan Hoca alıyor karısını, o da gidiyor bir odaya. Ben kaldım ortada. Bakayım sağ tarafa duvar, bakayım sol tarafa duvar, önüme bakayım duvar, arkaya bakayım duvar. Uykumda közüme kirmeyi. Ben onun için evlenmek isterim dedi. Şimdi kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim evimizde. Tamam mı? Bakıyor ki şimdi işte birisi aldı karısını girdi bir odaya. Telefon iltifat görüyor, televizyon iltifat görüyor, iPad'ler iltifat görüyor, Kur'an-ı Kerim bir sağa bakıyor duvar, sola bakıyor duvar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bizim ihtiyacımız vardır. Kur'an-ı Kerim bizden iltifat bekliyor. Aleyküm bil Kur'an, yapışın Kur'an'a. Feteallemuh, öğrenin, öğrenin. Mücadele verin öğrenmek için. Veallimuh ebnâeküm, çocuklarınıza mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğretin. فَاِنَّكُمْ عَنْهُ تُسْأَلُونَ, bundan hesap vereceksiniz. Unutmayın, bundan mutlaka hesap vereceksiniz. وَبِهِ تُجْزَوْنَ, bu vazifeyi yaptığınız takdirde bununla beraber mükafat kazanmış olacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgilendiniz mi, ilgilenmediniz mi, bundan dolayı bir muhasebeye tabi tutulacaksınız. وَكَفَى بِهِ وَاِضًا لِمَنْ عَقَلْ, yani aklını başına toplayan,
gerçekten makul bir şekilde düşünen insan için vaiz olarak Kur'an-ı Kerim yeter diyor. Kıymetli dostlar, bütün bu ifadelerle şunu, bu yaptığımız nakillerle şunu hedefliyoruz. Gerçekten şu anda beni dinleyen siz dostlarım, Kur'an'a gönül vermiş kardeşlerimizsiniz. Başkalarının çocuklarının bile Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesinden, hafızlıkla meşgul olmasından, Arapça okumasından mutluluk duyan insanlarsınız. Dolayısıyla başkasının çocuğu bile olsa Kur'an-ı Kerim okuması, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, hafızlığını bitirmiş olması, Arapça okumuş olması bizim mutluluk vesilesi oluyorsa bu bizim Kur'an-ı Kerim'e olan sevgimizden kaynaklanıyor. Bu sevgi, başkası okurken mutluluk duyuyoruz, başkasının çocuğu okurken mutluluk duyuyoruz da kendimiz ve kendi çocuğumuz burayı ihmal etmememiz lazımdır. Bu vesileyle ben siz dostlarıma yine cani gönülden şu teklifte bulunuyorum. Gerçekten gecelerin uzamaya başladığı dönem. Bu toplantıya ilk başlarken ne yapıyorduk? Akşam namazından önce toplanıyorduk, değil mi? Akşam namazından sonra sohbet yapıyorduk. Şimdi ne oldu? Yatsı namazından önce toplandık. Yatsı namazını kılıp sohbete başladık. Biraz daha sonra aradım, biraz daha zaman geçince, yani geceler ne oluyor? Geriye doğru geliyor, geliyor. Biraz daha zaman ilerleyince yatsı namazını kıldıktan sonra burada toplanmış olacağız. Yani zengin bir gece atmosferi ile iç içeyiz. Binaenaleyh bu geceleri makul bir şekilde değerlendirirsek, plan ve program yaparsak değerlendiririz. Bunları güzel bir şekilde değerlendirirsek çok mutlu oluruz. Çok kazanırız. Evimize bereket gelir ki geçen dersimde de okumuştum, yine okuyayım. Nevviru buyuteküm bis salati ve tilavetil Kur'an diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evinizin bereketlenmesini, nurlanmasını ister misiniz? Gökyüzüne baktığınız zaman oradaki yıldızları seyrettiğiniz gibi gökteki meleklerin yıldız gibi sizin evinizi görmesini ister misiniz? İki şeye dikkat edeceksiniz. Evinizde namaz kılacaksınız, bir de Kur'an okuyacaksınız. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz akşam namazından sonra evvabin namazını camide kılanı gördü. Dedi ki, yani bu namazı neden burada kılıyorsun? Tamam, cemaati burada kıldın, cemaatle namazı, farz namazı camide cemaatle kıldın ama evlerinizde de namazınızdan nasip ayırın dedi. Bunu gidin evinizde kılın dedi. Onun için normalde nafile namazlar evde daha faziletlidir. Farzlar namazlar değil, nafile namazlar evde daha faziletlidir. Biz neden farzdan önceki ve sonraki nafileleri camide kılıyoruz? Çünkü biz cemaati kaçırırız. Önceki sünneti evde kılsak cemaati kaçırabiliriz. İkincisi, sünnetle farz, farzla sünnet arasında dünya kelamı konuşmamak lazım. Biz de onu kendimize malik olamayız. Başka işler gider, kılmak istediğimizi kılamayız diye böyle yapıyoruz ama evlerinizi namazsız bırakmayın diyor. Müslümanın evinde, kıymetli dostlar, sadece kadın için değil, erkek için de burası benim namaz kıldığım yerdir, burası benim musallamdır, namazgahımdır deyip evde özel itina gösterdiği bir bölge olması lazım. Ha ne diyorsun? Ebeveyn banyosu diyorsunuz. Değil mi? Ebeveyne ait bir banyo olmuş oluyor. Önemli midir? Elbette önemlidir. Şimdi bir evde ebeveyn banyosu önemliyse, mutfak önemliyse, bir evde de namaz için burası bizim namaz yerimizdir dediğimiz ev mescidi dediğimiz yer özellikle tavsiye ediliyor. Binaenaleyh evler neyle nurlandırılır, bereketlendirilir? İki şeyle nurlandırılır ve bereketlendirilir. Bunlardan birisi namazdır, birisi de Kur'an'dır. Bir evde ne kadar Kur'an okunursa o kadar bereket olur. Bir evde ne kadar namaz kılınırsa o kadar bereket olur. İş yerlerimizde hakeza Kur'an ile namaz ile onları bereketlendiririz. Ancak namaz dediğimiz zaman elbette evlerimizdeki namaz mutlaka, yani hangisi olmalı? Nafile namazlar olmalı. Ben evimi bereketlendirmek için namazı evde kılıyorum, camiye gitmiyorum, zaten caminin bereketi, nuru vardır dersek kendi kendimizi aldatmış oluruz. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi Kur'an-ı Kerim'e aşık olanlardan eylesin. Onu düzgün öğrenmeye muvaffak olanlardan eylesin. Ve bil fiil okuyarak onunla hemdem olan, haşır neşir olan, onun sevgisini kazanan, şikayetinden emin olan bahtiyar kullarından eylesin. Bir hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ela, dikkat edin ümmetim, inne hâzel Kur'âne şâfi'un muşeffa'un. Bu Kur'an-ı Kerim yarın ahirette şefaat edecek bir takım insanlara ve şefaati de onaylanacak. Allah Celle Celaluhu'ya müracaat ettiği zaman Allah onun müracaatını kabul edecek. Allah'ım ben bu kulundan razıyım.
o benimle ilgilendi deyip efendim şefaat isteyecek. Cenab-ı Hak da şefaatini kabul edecek. Ve mahilun musaddakun, bir takım insanlardan da şikayet edecek. Efendim Allah'ım bu benden yüz çevirdi, bana sırtını çevirdi, benimle ilgilenmedi deyip şikayet edecek. Musaddakun şikayeti de tasdik edilecek. Hem şefaati kabul edilecek hem şikayeti tasdik edilecek. Yüce Rabbim her birimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, dost ve yaranlarımızı Kur'an-ı Kerim'in kendisine şefaat ettiği bahtiyar kullarından eylesin. Şikayet ettiği bedbaht kullardan olmaktan cümlemizi emin eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.